benzinimizi alalım. Neymiş? 28. yere geçeceğiz. Şurası. Tekerleklerimizi çıkaralım. L harfiyle tabii ki. Touchdown sequence complete. Power down your engine. Good to have you, Commander. İlk bir istasyona girişimizi başardık. Ne yapalım? Misyon board. Welcome Commander. Öncelikle şöyle şuradan bir çıkayım. Statüsüme bir bakayım. Combat rank harmless, penless, armless, harmless, 0. Federasyon, natural, nano, natural, nona, alien, natural, nona, 0. Her şeyim 0. Yani 0'a 0'ım. Sıfırla bir başlangıç yapmış durumdayım şu anda. İlk görevimi, aldığım görevi teslim edeyim. 10.000 paraya bak. Alayım. Mesaj geldi. Ne diyor? Menajerimiz bize Trade için Ravete Kleve Hupa gitmemizi, Combat için Apoyata Flink Station'a, Exploration için ise Pot Briti Tuan Orbital'e, Planet Üstü Surfece Misyon Görevleri için Kini'nin Kadenyuk Orbital'ine gitmemizi istiyor. Bitiriyor. Neye bakacaktık? Şuradan. Mühendislerime bakacaktım. İşte buradalar. Ve hiçbiri açık değil. 0 kilometre mühendislerim var. Bulunduğum sistemdeki yüksek korunaklı bir halkaya geldim. Burada ilk paramızı kazanacağız. Ve diğer gemilerin hasar vermiş olduğu Vandet olan gemileri biz de vuracağız ve onlardan para kazanacağız. Tabi asıl anlatmak istediğim bu değil. Bu oyunu oynamaya başladığınızda kendinize bir plan çizmeniz gerekiyor. Ben kendi planımı burada çizeceğim ve onu uygulayacağım. Sizlere de onu aktaracağım. Öncelikle buradaki savaş sayesinde kazanmış olduğum parayla kendime Cobra MK3 alacağım. Ve iç sistemini kargo rack olarak dolduracağım olabildiğince. Sonrasında taşıma işinden para kazanmaya çalışacağım. Ardından asıl hedefim olan ASP Explorer almak. Bu gemiye ulaştığım zaman mühendisleri açmaya çalışacağım. Mühendisleri açmaya çalışırken kazanmış olduğum parayla ikinci ana gemim olan Python'u alacağım. Ve ondan sonra oyuna akışına göre devam etmeyi düşünüyorum. Tabii ki bu oyunu siz kendi isteğinize göre de oynayabilirsiniz. Gereğinde sadece avcılık yapabilirsiniz. Taşıma işleri de yapabilirsiniz. Ya da galaksiyi keşfe de çıkabilirsiniz. Oyun içerisinde yapmış olduğunuz hangi görev olursa ya da hangi iş olursa olsun az veya çok para kazanacaksınızdır. Size tavsiyem olabildiğince bu oyundan keyif almaya bakın. Sonrası zaten zamanla olacaktır. Gemilerin dataları ilk defa taranıyor. Şu
şu manzarayı her gördüğüm zaman kendimi bir akvaryumun içinde balinalarla birlikte yüzüyormuş gibi hisse kapılıyorum. Çok sevdiğim hislerden bir tanesi bu, doğrusunu söylemem gerekirse. Combat rütbem şu anda yükseldi. Bir rütbe atladım. Combat savaşından kazanmış olduğum para 502.697 CR, 8.172 CR kasamda var. Bunu da yüklüyoruz. 510.869 CR şimdilik benim için yeterli. Cobra MK3 olan gemiyi aldım. Bu saatten sonra taşıma işlemlerine başlayacağım. Tabii öncelikle frame shift drive'ıma değiştirmem lazım. Bakıyorum, param yeterli olmuyor, değiştiremiyorum. Şimdilik böyle devam edeceğim. Message.
message. Taşıma işini yaparken arka tarafta otomatik olarak tabii ki federasyon rankım 100 oldu. Rütbe atlamam gerekiyor. Bana bir görev verdi rütbe atlamam için. Ben de bu görevi yapacağım. 6 adet domestic istedi. Rütbem retreat olacak. Gidip getireyim. Böylece rütbem yükselmiş oldu. Beraberinde rütbelerim yükseldiği için almış olduğum ücret de yükselmeye başladı. Biraz daha çalışma ile elimdeki ücretim ASP Explorer alabilecek kadar yükseldi. Artık ilk hedefim olan ASP Explorer'ı alabilirim. 6.661.154 CR kendisi. Yeterli param var. Cobra MK3'ü satıyorum. ASP'mi alıyorum. Böylelikle birinci hedefime ulaşmış oldum.